Ada yaşantımızdan herkese merhaba. Bugün Great Kimberley'de iguanaların doğal yaşamlarını gözlemlemek için bulunmaktayız. Gerçi çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Geçen gün evden çıktığımda büyük bir tanesiyle karşılaştım. Değil mi Selin? Evet, çok büyüktü. Korktun mu sen? Hayır, hiç korkmadım. Evet, sen korkmadın ama ben Türkiye'de pek alışık olmadığım için o boyutta bir iguanayı kapıda görünce biraz tedirgin oldum. Verdiğim tepkiden dolayı da hayvan kaçarak yüzme havuzumuza atladı. Sonrasında iguanayı kurtarmak için büyük bir mücadeleye girdik. Çünkü havuzun ona zarar verip vermeyeceğini bilmiyorduk. O kadar süre suyun altında kalmak. Oysa ki böyle bir çalışmaya hiç gerek yokmuş. Çünkü iguanalar 30 dakika boyunca suyun altında nefeslerini tutarak durabilecek bir solunum sistemine sahipmişler. Bakalım burada iguanalarla ilgili daha neler öğrenebiliriz? Hadi gidelim, biraz görelim mi Selim? Evet. Hadi. Bence bunlardan hangisi erkek? Bu. Neden? Nereden anladın? Çünkü daha büyük. Evet. İguana erkekleri daha eğri ve hatta biraz daha saldırgan oluyorlarmış. Evet. Hatta erkeklerin boyu 2 metrenin üzerine kadar çıkıyormuş. Dişiler daha çok. Bu da daha çok size benziyor. Biraz da sanki rüz sürmüş. Ay, biraz rüz sürmüş. Korktuk. Korkuttuk. Gel bakalım diğerlerini de gözlemleyelim. İguanalar Orta ve Güney Amerika'ya özgü tırmanıcı kertenkeleler. Doğal yaşam alanları tropik ormanlar ve hayatlarının büyük bir kısmını ağaçlarda geçiriyorlar. Soğukkanlı canlılar olduklarından yaşamak için güneş ışığına ve ısıya ihtiyaçları var. Isı düştüğü zaman hareketleri yavaşladığı için sindirim yapamıyorlar. Güneş ışığını doğrudan almazlarsa kemik hastalıkları görülüyor. Doğal koşullarında ortalama 15 yıl yaşıyor. İguanalar için hayvansal gıdalar zararlı. Yeşillikler, meyve ve sebzeler başlıca besin kaynakları. Keskin dişleri var ve bunlar kendilerini yenileyebiliyor. Bu nedenle özellikle yetişkin iguanaları rahatsız etmemenizi şiddetle öneririz. Birbirleriyle kafa sallama yoluyla ve çırpma hareketiyle iletişim kuruyorlar. Bu iguana bize bölgenin hakiminin kendisi olduğunu söylüyor. İlginç bir detay, iguanalarda başlarının üstünde üçüncü bir göz bulunması. Bu göz detay görmüyor, sadece harekete duyarlı, yukarıdan gelecek saldırılara karşı düşmanlarından korumalarını sağlıyor. Evet, ada maceralarında bugün iguanaları gözlemledik, doğal yaşam alanlarına geldik ve onların hayatlarını biraz izledik. Ve tabii bu noktada size önemli bir mesajımız olacak. Selin vermek istiyor mesajı. İguanaları doğada bırakın, evleri evcil olmasınlar. Çünkü iguanalar burada daha çok yaşamayı, ormanlarda daha çok yaşamayı severlerler. Hep burada ışıklar çok var. Onlar en çok güneş ışığını seviyorlar. Onları hep tapetlerde bırakmayın. Çok küçük tapetlerde ama orman daha büyük. Hem yüzebilirler, hem tornabilirler. Evde sıtılıp da hemen sıtılabilirler. Evet, aslında bütün mesajları burada Selim bize verdi. Bu hayvanlar evcil hayvanlar değildir. Evet, evinize alıp bakabilme şansınız var ama onları mutsuz ediyorsunuz. O yüzden bırakın onları, doğal yaşam alanlarında kalsınlar. Bu tip yerlerde gözlemlemek mümkün tabii ki. Daha sonraki bölümlerde yine değişik, ilginç anılarımızla karşınızda olacağız. İzlemede kalın. Bye bye. Unutmayın, iguanaları hiç evinize almayın. Evet.